İyi akşamlar. Spor Yayın TV ve Adem Spor TV ortak yayınımızdan herkese iyi akşamlar dileriz. Konuklarımız Levent, Ümit Erol ve Koray Güçlü ile sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Emrullah. Valla anonsların hastasıyız yani ekip olarak. Gerçekten 188. tekrar bravo. İyi yayın olur bu kadar. Evet. Abi yayınımıza milli takımla başlamak istiyorum. Tabii bugün Fatih Terim'in açıklamaları var. Milli takımın yarın çok önemli bir maçı var. Evet. Bununla birlikte ilk önce sözü Koray abi vermek istiyorum. Evet. Milli takımdan önce biliyorsunuz Fatih Terim'in açıklamaları damga vurdu. Bence Fatih Terim doğruları söyledi. Gereğini yapmış. Ben kendisini kutluyorum. Yarınki maç için de çok zor. Eksikler var. Ama inşallah milli takımımız kazanacak. 1-0 olsun bizim olsun. Ben zaten 1-0 ya da 2-1 gibi geçiyor. Umut'un gol atacağını düşünüyorum. İnşallah. Bir de içimden Caner Erkin böyle frikikten bir gol atacak gibi geçiyor. İnşallah olur. Sadece dileklerimiz. Öyle. Levent abi bilmiyorum ne düşünüyor. Levent abi siz ne düşünürsünüz abi? Valla ben de Koray'a katılıyorum. Bir defa öyle zorlanmayacağız bence. Yeneceğiz. Yani ben bunu İzlanda maçından sonraki o gece çok eleştirdiler Fatih Hoca'yı. Fatih Hoca bugün boşu boşuna imparator olmadığını bugün zaten basın toplantısında bir kere daha açıkladı. Siz de biliyorsunuz dün, bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki, dünkü Hürriyet Gazetesi'ndeki Hakan Çalhanoğlu'nun babası Sayın Hüseyin Çalhanoğlu'nun haberi bize de geldi biliyorsunuz. Yapmadım. Biz de konuştuk. Bizim dostumuz, yakın dostumuz, tanıdığımız, arkadaşımız. Ha, biz yapmadık çünkü biz bu konuda Fatih Hocamızın haklı olduğunu bildiğimiz için milli takıma maç öncesinde, böyle önemli bir maç öncesinde zarar vermemek adına böyle bir haberi yapmadık. Bu bizim ilkemiz. Yapanlara saygı duymak lazım. Onlar kendilerine göre gazetecilik yapmıştı. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ilkelerimize, duruşumuza bakıyoruz. O yüzden bugün, yine bugün yanılmadık. Koray kardeşimle dün zaten bunun kararını vermiştik. Bu haberi girmeyeceğimizi söylemiştik. Özel haber bize de geldiği halde girmedik. Bugün haklılığımızı bir kere daha ispatladık kendi içimizde. İyi ki girmedik. Fatih Hoca çok önemli açıklamalar yaptı bugün. Ben Fatih Terim'in bu kadar zorluklara rağmen, bu kadar eksik kadrosuna rağmen, birçok evladından bu maçta ayrı kalacak olmasına rağmen yarın sahaya tüm konsantresini, tüm becerisini, motivasyonunu verip bu maçı kayıpsız atlatacağına inanıyorum. Ondan sonraki maçı alacağız. 6 puan alacağız ve ben bu gruptan çıkacağımızı iddia ediyorum. Çok eksiklerimiz var ama avantajlarımız da var. Nasıl ki şu anda ligde, ligimizde en formda takım Beşiktaş. Avrupa Kupası'nda da çok iyi oynuyorlar. İlk 11'de bayağı onlardan oyuncu olacak Beşiktaş'ımızdan. Çok önemli oyuncular olacak. Onların formu, Fatih Hoca'nın motivasyonu. Bugün çok önemli bir şey oldu. Aylardır Volkan Demirel ile Fatih Terim arasında sorun olduğu yazıldı, çizildi, milli takımı almadı etmedi. Fatih Terim bugün Volkan Demirel'in noktayı koydu. Nasıl karakterli, nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir ruh taşıdığını bugün Türkiye'ye ispatladı. Umarım onu yazanlar, çizenler bugüne kadar utanmışlardır, yüzleri eğilmiştir. Sanmıyorum da hani ama utansınlar. Bugün Fatih Terim o konuda Volkan Demirel'in de yaptığı güzelliği, adamlığı bir kere daha dile getirdi. Volkan kardeşimi de tebrik ediyorum. Evet, helal olsun böyle ruhlara, böyle oyunculara. Çoğu aslında öyle bizim oyuncularımız. Hepsi de öyle. Hepsi öyle. Ayağım topsun. Bugün Emre Belezoğlu. Çok önemli bir ruhtur. En çok eleştiği ya bu insanlar çıkmıyor. Kolay kolay özellikle böyle başladı. Sakat değildir ama yürüyemiyor. Yani bunlar mesela çok ayıp şeyler. Bu insanlardan, bu oyunculardan, bu hocalardan bu ülke her hafta çıkartmıyor. Her sene de çıkartmıyor. Bunlar çok nadide değerler. Bir Emre Belezoğlu son 30 yılda gelmedi bana 3 tane Sayın Emre Belezoğlu. Sayın abi. Yani yok, Emre Belezoğlu var mı? Yok. Yok. Sen her hafta bunu yerden yere vuruyorsun. Her maçta bu kardeşimizi yerden yere vuruyorsun. Ya kaç tane senin Emre Belezoğlu var? Selçuk'un için de Fatih aynısı. Terim. Burak Yılmaz için de aynısı. Türkiye'de. Gidiyor. Hocam ne olursun geri dön. Geliyor. Geliyor. Hocam git. Yani hocam olmaz git. Ki yani. Bugün kendisi de söyledi. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu spor müdürlerinin, ülkedeki spor müdürlerinin, spor basındaki muhabirleri futbolun ruhunu hiç bilmemesinden kaynaklanıyor. Sen bir ekonomisti alıp da köşe yazarı futbol yaparsan, bunu konuşturursan, sen siyasi kimlikteki adamlara futbol programı yaptırırsan, sen gidip de ekranlara ne kadar medya maymunluğu varsa onları yaptıranlara futbol konuşturursan, tamam mı? Bu ülkede bu insanların değerleri yeteri kadar bilinmez.
Ama bir gün siz gibi gençler, adam sporda emek veren gençler gibi insanlar çoğaldıkça bir gün spor ekranları da, spor sayfaları da bu zihniyetten kurtulmuş olacak. İşte İnşallah. O zaman da bizim ülkemizde kupalar biri gidecek, biri gelecek. Bir kupayı Sabiha Gökçen'den kaldıracağız, bir kupayı Yeşilkoy Havalimanı'ndan karşılayacağız. İşte o zaman Türk futbolu gereken hak ettiği değeri görecek. İnşallah abi. Evet. Peki kadro hakkında bir tahmininiz var mı abi? Koray kadroda bak usta Koray'dır. Koray abinin evet tahminleri genelde. Başlı söyleyebiliriz. Kalede Tolga oynar. Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Ersan, Semih, Caner Erkin, Mehmet Topal Selçuk. Gökhan Töre iyi durumdaysa Fatih Terim bugün açıklama yaptı biliyorsunuz biraz morali bozuldu. Olcay'la yani. Da başlayabilir. Ama yok. Olcay sağda oynayacak. Ortada arada tek forvet Umut diye düşünüyorum. Olcan oynamaz mı Galatasaray'la Olcan? Yok mu kadroda? Gökhan Töre'nin yerine de oynayabilir. Alınmadı değil mi? Olcan kadroda ya. Yok mu? Kadroda. Emin misiniz? Ona bir bakın. Kadroda mı? Bildiğim kadroda değil. Ama neyse. Evet. Olcay'ı oynatacak. Olcan kadrodaysa olabilir. Olcan kadroda diyebilirim ama. Benim bildiğim yok ama bakalım yani. Ya benim düşüncem de o Töre ve Olcay ortada arada tek forvet Umut oynayacak diye düşünüyorum. İnşallah bir sakatlık olmaz. Pazartesi evet. günü de maçımız var. Pazartesi günü en çok önemli şey sakatlık olmaması hakikaten oyuncu çok dar. Bir de mesela Fatih Terim'in bir sürpriz yapıp belki hani Arda sağ, Olcay ya da Töre sol ortada forvet Oğuzhan Bilal oynayabilir. Kısa'yı da oynatabileceğini düşünüyorum aslında. Bilal de çok formda. Evet, çok formda artık sırada. Oğuzhan'ın ben milli takımda Selçuk ya da Mehmet Topal'ı kesebileceğini düşünmüyorum. Ya 10 numara mevkiinde yok, de. Yok 10 numara için. Beşiktaş'ta oynamıyor gerçi. O zor yani. Olcan adın yok biliyorum. Evet. O yüzden söylemiş. Olcan yok. Bilal kısa olabilir belki ama büyük ihtimal Arda Olcay Töre olacak. Ya kim oynarsa oynasın %100'ünü vermek zorunda bu evet, maç. Yani beraberlik bile yaramıyor açıkçası. Bu arada Koray bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu Kadleç'len Kadleç ve Sigo Sigo'nun açıklamaları falan olmuş yani, galiba. Nedir onun detayı? Kadleç yap. Evet. Çek basından yansıyan bizim bazı televizyonlarımızda da bu konuşuldu. Bazı işte bu startta bazı sular atılabilir. Mesela Kadleç öyle söylemiş. Türkler yani, çığırından çıkabilir. Kadleç evet. Kötü yani mesela, oynadığı stad için mi bunları demiş? Tabii Sivok evet. da söylemiş. Öne geçersek biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani bence ayıp etmişler. Biraz Schneider gibi. Kafalarına taş mı atalım, su mu atalım? Ben hiç görmedim. O zaman yarın inşallah Umut kardeşimizle Olcay kardeşimiz alır bu ikisini. Kafalarına su falan atılmaz, i̇nşallah. Taş da atılmaz. Alırlar, birbirlerinin kafasına vururlar, içlerinden geçerler, golleri de atarlar. Onlar da hak ettiği cevabı alırlar. Tabii çek medyası da hani bazen konuşa sonra söylemedik. İşte Kayt ve Schneider'e bak. Ve bir de onlara. Kadleç'le Sivo'ya bak. Nasıl bir kalite farkı. Yarın da yani bunların ikisi... iki tarafta, bir tarafta iki tane zaten. Dünya starı, bir tarafta iki tane Türkiye Ligi'nde kazandıkları parayı hayatları boyunca hiçbir yerde kazanamayacak iki tane evet. oyuncu. Neyse. Yani bu doğruysa tabii. Çünkü bizim medya gibi onlar da abartmış olabilirler. Çünkü bizim medyada da bazen biliyorsun. Onlar da var mı fotomaç falan? Olabilir. Varsa onlar yazılır. Yani inşallah 2-2 yaparsak rahatlayacağız. Çok rahatlayacağız. Ondan sonra Kazakistan maçımız var. Onu kazanacağımızı düşünüyorum. Hollanda maçı tabii ki zor. Ama en azından şuradan 3-3 çıkarsak sonra 2 maç Kazakistan. Ben 2 maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. 6 i̇nşallah. Puan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani i̇nşallah. Hollanda 1, Türkiye 2 çıkar. Çünkü ilk 2 çıkacak. En iyi 3'üncüler de artık buna da gidemezsek ayıp zaten. 24 takıma çıkıyor Avrupa Futbol Şampiyonası 16'dan. 8 takım daha eklendiği için. Yani buna katılmamız lazım. Katılamazsak artık zaten vallahi abi bir şey konuşuyoruz. Yok, o yüzden bence katılacağız. Evet. Bir de bir nokta, bugün Fatih Terim'in açıklamalarından anladığım şu ki Kaan Ayhan kardeşimiz var, gurbetçi bir futbolcu. Babası. Bir daha büyük ihtimalle Türkiye milli takımında Fatih Terim olduğu sürece oynayabileceğini düşünmüyorum. Nedeni de Fatih Terim açıkladı. Ya en güzelini yani yaptı. Mesut Özil konusunda evet. açıkladı. Orada açıkladı. Da çok doğru. Yani onu biz şu ana kadar hiç Koray'la ikimiz çok yakın takip ettiğimiz, iyi bildiğimiz için biliyoruz. Mesut Özil kendi oynamak istemedi. Ya burada ihale o zamanki milli takım sorumlularına bırakıldı. Fatih Hoca'ya bırakıldı. Bugün açıkladı. Oynamak istemeyene de gel ne olursun demeyeceksin. Evet. Yani burası Türkiye milli takımı yani. Bundan sonra formaya kadınlar giyecek dedi. Aynen ya. Bizim bir sürü kendi evlatlarımız, yetenekli anladım. Kardeşlerimiz var. Bunları bu çıkan değerleri basın olarak, spor medyası olarak çok popolamadan, hak ettikleri değeri vererek, onlara destek olarak bu insanları kazanırız. Burada hepsinden daha yetenekli genç kardeşlerimiz var. Ya bir Semih, bugün Ömer Toprak. Değil mi? Gelmiyor değil mi Ömer Toprak?
Ya Semih'in yarısı eder mi ya? Hakan Çalhanoğlu. Ya eder mi yani? Yarısı ben eder mi? Ben size bir isim söyleyeyim. Sercan Sarıler, Abdullah kayboldu gitti. Biliyorsun. Nerede bilmiyorum. Şu an. Hayır bu Ömer Toprak. İkincilikte olması bak, lazım. Ömer Toprak ya en basitinden. Semih'e bak ya. Semih her gün maç koyu oynar ya. Gıgı çıkmaz ya her gün. Çok her iyi. Gün maç koyu oynar. Ben şimdi Semih'e değer vereceğim. Ömer Toprak kimdir ya? Uğur Demir okumuş. Gelse ne olur gelmese ne olur yani. Sivas Ümit Kurt çağrıldı. Tabii yani Uğur Demir okumuş. Yani oynayabilirdi. Yani Ömer Toprak zaten biliyorsunuz 55. dakikada mesela orada kırmızı gördü ve 3-0 bitti yani maç. Büyük hata yaptı zaten. Evet. Öyle ya başarılı. Bu arada bunun da şu andaki yayınında bir test yayını gibi yani kendimiz de deniyoruz tabii şimdi. Ki. Her şeyimizi hazırladık inşallah. Evet. Hazırız yayınlara. Bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Bundan sonra daha değerli test olduğunda söyleyelim. İnşallah yarından itibaren daha iyi önemli, daha güzel canlı evet, yayınlar falan yapacağız. Yavaş yayınlarımız artacak. Daha zaten 7.24'te şu anda tvadamspor.com'dan ve tv1sporyayintv.com'dan izleyebilirler. Evet, değil mi? 7.24 dönüyoruz orada. Evet. Orada kimler var? Kimler? Değil evet, mi? Volkan Ballı var. Volkan Ballı. Tatlı Ses TV'deki yayınlarımız orada. Ondan sonra daha önceden yapmış olduğumuz yayınlar. Bir röportajımız var. Bazı röportajlarımız Sayın Ahmet Çakar gibi. Onlar dönüyor. Evet Ahmet Çakar röportajı. Birçok yayınımız dönüyor. Onları da izleyememiş olanlar izleyebilirler. Evet. Ama tabii bu yayınlarımız canlı iddia yayınlarımız olacak. Özel maçlarla alakalı iddia yayınlarımızda Emrullah kardeşime çok evet. Güveniyorum. Fena. Bazı arkadaşlarımızın kendi... Güzel Emrullah'a dikkat etsinler. Evet. Özel değil yayınları mi? Olacak. Değişik basketbol olur, futbol olur. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Vallahi biz cacık falan yapmasını bilmiyoruz arkadaşlar. Burada menemen yapmayacağız, pişirmeyeceğiz. Biz sadece spor konuşacağız. Spor konuşacağız. Adam sporun ilkesi budur. Her zaman satmaz. Yoksa şov yapmaksa zaten beni bilen bilir. Hiçbir tanesi yanıma yaklaşamaz bak normalde. Hani ben onlar gibi absürt şovlar da yapmıyorum da. Hani şov yapmaksa yanıma yaklaşamaz spor medyasındaki hepsi. Evet. Ama biz burada onları yapmayacağız. Spor konuşacağız. İnsanlara artık spor konuşmak, sporun güzelliklerini anlatmak, sporun güzelliklerini paylaşmak, yorumlar olsun, önemli konuklar olsun bunları yapacağız. Bizim hedefimiz bu. Tek rakibimiz de yok. Rakibimiz kim? Rakibimiz sadece kendimiz. Kendimiz. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha da iyi. Her gün üstüne nasıl koyarak. Olabiliriz? Biz bunun savaşındayız. Evet. O yüzden toplam 6 kişilik bir ekibim var. Türk spor medyasında tektir. 6 tane bu işin hiçbir eğitimini almamış yani arka tarafın. Eğitimini almamış 6 tane, 2 tanesi burada işte. Genç kardeşimle beraber bu yolda beraber mücadele ediyoruz. Evet. Beraber gülüyoruz, beraber ağlıyoruz, beraber gurur duyuyoruz. O yüzden bence çok inanıyorum ekibime. İyi şeyler yapıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Fener Kolik Serkan'a selam bölümüne geçelim. Almanya'daki evet. Kardeşiniz Fener Kolik Serkan Acar kardeşine evet, onu da çok buradan selam çok olsun. Sevgi selamlar. Söylüyorum. O da bize çok destek veriyor çünkü. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Lide abi Hakkari'de vatani görevini yapan evet. Mehmetçik abimiz var. Sevgili evet. Hasan Can kardeşimizin ekibimizden. Abisi. Burak kardeşime de. Burak Aksu ve tüm silah arkadaşlarına. Tüm silah arkadaşlarına. O bölgede görev yapan, o bölgede ya da ülkemin hangi bölgesi ölürse olsun vatani görevini yapan, çok kutsal görevi yerine getiren bütün kardeşlerime, bütün Mehmetçik kardeşlerime, komutanlarıma buradan sevgi selamlar. Buradan selam Burak olsun. Kardeşine de özellikle buradan ve taburuna, onun emrindeki askerlerine hepsine birden çok selam, saygılarımızı sunuyoruz. Allah yardım İnşallah ederiz. Allah onlara yardım etsin orada. Vatanımızın bayrağını koruyorlar. Evet. Kendilerine saygı ve selamlarımı ileteceğim. Biz de çok saygı, sevgilerimi sunuyoruz. Allah yardımcıları olsun. Amin abi. Yayınımız burada sona erdi. Bundan sonra çok değerli yayınlarımızla Adam Spor TV ve Spor Yayın TV'de sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.